Afur. Kurban olayım, kaldır artık onu. Ne olur gözümüz görmesin. Kaldıracağım, kaldıracağım da yani... Yaz, insanın kanına dokunuyor Hasaniye. Koskoca Demir Yaman için 3 satır ilan vermiş Züleyha. Ayıp ya. İlana bak şimdi. Çukurova'nın tanınmış iş adamlarından Demir Yaman'ı menfur bir cinayet sonucu kaybettik. Acımızı paylaşan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz falan filan Yaman ailesi. E nerede kardeşim? Cenazenin yeri, vakti nerede? Yok. 3 kişi, 5 kişi toplandık. Koskoca Demir Yaman'ı gömdük ya. Olur mu öyle şey ya? Gafur abi, Züleyha Demir Bey mi hala affetmedi de ondan? Ya bacım, mesele o değil ki. Şimdi bu adam, koskoca Demir Yaman Çukurova'nın sahibi, bütün cümle Çukurova'nın toprağının sahibi bu adam ya. Konağın, çiftliğin sahibi, holdingin sahibi. Ya bu adam yüzlerce maravaya sahiplik yapmış. Hepimizin boğazından onun kuru ekmeği geçmiş ya. Öyle değil mi? Ya sen bu adamı anıyla şanıyla bu dünyadan öbür tarafa uğurlayacaksın. Ondan sonra varsa hesabın içeride görürsün. Yamanlara yakışan da budur. Vallahi doğru diyorsun Gafur. Haklısın. Ya ne demişler? Kol kırılır, yen içinde kalır. Öyle mi? Kol kırılır, yen içinde kalır. Öyle mi Gafur? Yani Saniye. Şimdi Demir Bey sadece Züleyha'nın kolunu kanadını kırmış olsa... ben biliyorum Züleyha oturacaktı, acısını kendi kendine çekecekti. Kan kusacaktı, kızılcık şerbeti içtim diyecekti. Böyle kalbini tuta tuta köşede oturacaktı. Şimdi ben de Demir Bey'e yıllardır hizmet veriyorum. Allah yukarıda. Demir Bey çok hah aldı. Çok can yaktı. Bak en son gencecik bir kızın sakat kalmasına neden olmuş. Yani şimdi hatayı sadece Züleyha'da aramak doğru mu yani? Burada ayıp eden Züleyha mı oluyor? Ya birazcık da böyle ne dediğimizi bilerek konuşalım ya. Kız ne oluyor? Sırık. Allah Allah. Bırak tamam. Karışma bırak. Züleyha. Lütfen. Sen benim kardeşim gibisin biliyorsun. Çektiklerinin de şahidiyim. Fakat bu olmadı. Gittik Demir Bey'imi 3-5 kişi gömdük geldik. Benim kanıma dokunuyor. Böyle mi veda edecektik biz beyime? Kimsesiz gibi mi götürüp gömecektik? Bak ben yüreğimden ne geçerse sana hep söyledim. Fakat bu yakışmadı Züleyha. Ne Demir Bey'ime ne sana bu cenaze olmadı. Demir Bey'ine yakıştı mı peki Gülten? Genç bir kızın hayalleriyle oynamak. Onu intihara sürüklemek, sakat kalmasına göz yummak yakıştı mı? Gülten, benim neler yaşadığımı çok iyi biliyorsun. En iyi sen biliyorsun. Ben ister miyim çocuğumun babasına öyle veda etmeyi? Onun hatıralarına saygı duymadan. Ne yapacaktım? Böyle bir adama nasıl veda edecektim ben? Demir'in elinde daha kimlerin kanı var bilmiyorum Gülten. Çocuklarımı kim tehdit ediyor, konağımı kim basıyor bilmiyorum. Beni cehennemin ortasında bırakıp gitti. Bilmediğim düşmanların içine.
Böyle bir adamı nasıl feda edecektim ben? Kurdu ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin hakkız. Yürüyesin. Zamanı tengri yaşar. Kişioğlu ölmek için türemiştir. Ölürse Kaya'nın Kaan olmasına babam izin vermez. Bilirsin değil mi? Kimin Gökkan'ı olacağını Çin İmparatoruna soracak değiliz. Elbet Kaya çok iyi bir Kaan olacaktır. Köyü Er Meydanı'nda başa yediremeyiz ama hatun eteğinde diz çöktürebiliriz. Gökkanlığını biz yönetiriz. Sen sanır mısın ki amcan Balamir Yabgu'nun bu tahtta gözü yok? Batuhan'ın aklı olsaydı ondan iyi bir Kaan olurdu. Aklı yok. Aklı olsa eli yok. Eli olsa ayağı yok. Benden Kaan olur, ondan Kaan olmaz. Yayını ger, okunu at kız. Okun düştüğü yer yazgın olsun. Destan 23 Kasım Salı akşamı ATV'de başlıyor.